Bir elimde inverter, öbür elimde 200 amperlik aküyle birlikte mutfağa gideceğiz. Daha önce söz verdiğimiz, çok faydalı olduğuna inandığım buzdolabını bu inverterle 200 amperlik bir aküyle kaç saat çalıştırabiliriz onu göreceğiz. Burada kafanızı karıştırmak istemiyorum. Buzdolabından buzdolabına fark edecektir. Şu anda yaptığımız test 7000 wattlık inverter cihazı ve 200 amperlik jel akü için geçerli. Siz bunu farklı bir inverterle, farklı bir aküyle yaptığınız zaman buradaki süre tamamen değişebilir. Yukarı çıkabilir, aşağı düşebilir. Bu kriterlere de dikkat etmek lazım. Şöyle bir durum daha var. Bizim kullanacağımız buzdolabının kriterleriyle sizin buzdolabınızın kriterleri de aynı olması gerekiyor. Karavanınızdaki, ofisinizdeki, evinizdeki buzdolabının watt tüketimi farklı olabilir. Bulunduğu ortam farklı olabilir. Çok sıcak bir ortamda olabilir vesaire. Buzdolabının hacmi, büyüklüğü bu işlerde çok önemli. Buzdolabınızın kalitesi, yeni mi, eski mi? Yani 10 yıllık bir buzdolabıyla yeni bir buzdolabı aynı performansı vermeyecek. Akü hesaplamasından da bahsederek videonun ikinci kısmına geçelim. İstiyorum. Bizim akümüz bildiğiniz gibi 12 volt 200 amper, 12 çarpı 200 2400 watt eder. Yani şu anda elimizde akümüzün içerisinde jel akü bu arada. Kurşun asit bir aküde bizim ulaşacağımız sonuçlara, sürelere ulaşmanız mümkün bile değil. Çünkü kurşun asit akülerde kapasitenin ancak %50 %45'ini falan kullanabiliyorsunuz. %30'lara da düşebiliyor kullanım oranı, kapasite kullanım oranı. Biz jel akü kullanacağımız için, jel aküler bildiğiniz gibi derin deşarj aküler olduğu için bizim yapacağımız testte iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bir de buzdolapları bildiğiniz gibi sürekli çalışan cihazlar değil. Buzdolapları belli bir periyot çalışıyor, belli bir periyot uyuyor. Uyuma zamanında da aslında bir miktar elektrik yakıyor. Buzdolapların bir de rezistans ısıtma evresi var. Bu evrede de voltaj tüketiyor. Yani buzdolabınız çalışmasa da arka planda buzları eritebilmesi için bir rezistans sistem var. O ısıtma rezistansları da devreye girdiği zaman akümüzden watt çekmeye devam edecektir. Bunu da dikkate almakta fayda var. Yani sadece buzdolabının motorun çalışmasıyla watt tüketimi olmuyor. Arka planda da bir takım watt tüketimleri söz konusu oluyor diyorum. Akümüz aşağıda arabasında. Özel bir araba yaptım. Arabayla çekeceğim ve inverteri de üzerine koyacağım. Buzdolabımıza takacağız. Yan gelip yatacağız. Ve bu çalışma esnasında inverterimizin dijital panelinde ara ara kontrol edeceğiz. Yani bizim evdeki buzdolabı ölçeğindeki bir buzdolabını böyle bir inverter ve böyle bir aküyle ne kadar çalıştıracağız? Hepsini izleyelim ve görelim. Ve bu video serisi devam edecektir. Bunu buzdolabından sonra çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırında pek denemek istemiyorum. Sonuç vereceğini zannetmiyorum. Çünkü fırın aşırı watt çektiği için muhtemelen 1-2 dakika içerisinde akümüzü çökertecektir. Tüde deneriz, tost makinesinde deneriz, saç kurutma makinesinde deneriz. Bu seride onun üzerinde video ortaya çıkmış olacaktır. Bu videoları, gelecekte çektiğimiz videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır diyorum. Hemen mutfağa geçiyorum. Buzdolabında şöyle biraz öne çıkardım gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de uzatma kablo kullanmak istemedim. Bu tarz sistemlerde fazla uzatma kablo kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Buzdolabımızı tesisattan çıkardık ve buradaki prize takıyoruz ve inverterimizi açıyoruz. 225 volt bir voltaj elde ettik akümüzden. Şu anda wattımız sıfırda çünkü buzdolabımız henüz devreye girmedi. Akümüzün şu anki kapasitesi tam tamına 12 volt. Aynı anda telefon üzerinden kronometreyi çalıştıracağım. Saniyesi saniyesine buradaki kapasitenin ne kadar dayanacağına hep birlikte şahit olacağız. Buzdolabımız çalışmaya başladı. Şu anda eritmeye geçti. Stop durumundaydı zaten, eritmeye geçti. Şu anda 42 watt çekiyor. Ben başlatıyorum kronometreyi. Buradan başlatmış oluyoruz. Bakalım akümüz kaç saat, kaç dakika gidecek. Ara ara geleceğim, buradaki paneli takip edeceğim. Buradaki göstergeyi takip edeceğim. Buradaki yeşil çubuklar aşağı düştükçe kapasite de kendiliğinden tükeniyor. Aynı zamanda akü içerisindeki mevcut voltajı da takip edeceğiz. Şu anda 39 watt bir tüketim var. Yani buradan da şunu anlamış olduk. Buzdolabımızın eritme rezistansını çekmiş olduğu wattı da bu sayede öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu bilgi bile tek başına yeterli olacaktır bizim için. Wattımız da yükseliyor. 55'e çıktı gördüğünüz gibi. Yani rezistans tam anlamıyla devreye girdikçe wattımız da yükseliyor. Buzdolabı çalıştığı zaman merak ediyorum. Fazla bir şey çekmiyor. İnverter buzdolabı olduğu için arkadaşlar. Kalkışta da fazla bir yük binmedi. Voltajımız da gördüğünüz gibi hemen 11.9'a düştü. Yani akümüz şu anda 1 voltunu kaybetmiş durumda. 11.9'a düştü. Sanırım ilk kalkışta aküyü biraz sömürdü.
inverterimiz. Rezistansın çekmiş olduğu wattı öğrenmiş olduk. Buzdolabının ortalama 68-70 olduğunu öğrendik. Şu anda 71'e çıktı. Hep birlikte sonucu görelim. Ve gördüğünüz gibi 1 saat 13 dakikada kronometremiz 91'e çıkmış tüketimimiz. 11.8 volt civarında şu anda inverterimiz durumu idare ediyor arkadaşlar. Voltajımız da gördüğünüz gibi 228 volt, 229 volt civarında. 94, 100 bazen 120'ye de çıktı oluyor. Ara ara ben gelip bakıyorum. Zaman zaman her nedense tüketim yani çekilen watt yükseliyor. İlerleyen dönemlerde ne kadar yükselecek, ne kadar zamanda bitecek hep birlikte göreceğiz. Ve kronometremiz 4.54 yani 5. saate girmek üzereyiz. İnverterimizin ekranına bakalım. 225 volttayız şu anda mevcut voltajımız. Yani akümüzün ürettiği voltaj bu. Daha sonra 113 watt çekiyor şu anda. Buradaki yeşil ışık teke düşmüş gördüğünüz gibi. Dolabın performansına göre buradaki watt sayacı değişiyor. 11.4 volt. Bu da şunu gösteriyor. Yani 11 voltun altına düşene kadar inverterimiz 220 üretmeye devam ediyor. Şu anda 5 saat yaklaşık bir 4 saat daha çalışacak gibi gözüküyor. Buradaki hesaba göre 6. saate girdik şu anda. 118 şu anda tüketimimiz var. Yeşilimiz bir çubuğa düştü. Voltaj çok önemli bizim için. 11.2. Yani yaklaşık bir 2 saatlik zamanımız kaldı. Bu da şunu gösteriyor. Bu akü bizim buzdolabımızı 8 saat çalıştırabilecek gibi gözüküyor. 7. saatte görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah 7. saati görürüz. Gördüğünüz gibi 6.2. 224 volt. Şu anda voltaj üretiyor. Akümüz, inverterimiz. Benim hedefim 8 saatti zaten. 8 saati vurursa süper olacak arkadaşlar. Ufak bir kaza yaşadım. Yanlışlığını durdurmuşum demin. Az önceki çekimde. Aslında burada 7 saat yazmasına bakmayın. Tam 1 saat pauz yapmışız. Burayı 8 kabul ediyoruz. Şu anda 8. saatteyiz yani. Duruma bakalım. Durum sıkıntılı biraz. 149 150 watt'a kadar çıkmış. Bizim yeşil tamamen kaybolmuş. 2 çubuk turuncu var. Voltaj muhtemelen 10 civarına düşmüştür. Evet, 10.9 yani 11 sayılır. Muhtemelen 1 saat daha çalışır gibime geliyor bu şartlara göre. 222 volt şu anda mevcut voltajımız yani ve üretilen voltajımız da 220 volt. Sonuna geldik gibi gecenin saat oldu 2'si. Öğleden sonra başlamıştı şu anda saat gecenin 2'si. Enteresan bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün çekimlerde baştan bu tarafa kesinlikle inverterimizin fanları devreye girmedi. Çok az bir fan çalışıyor sadece. Ses zaten kameraya yansıyor. Şu anda 7.8 yani 7 saat 8 dakika. Yani 8 saat 8 dakika kabul edeceğiz biz bunu. Sonunda bitti. Gördüğünüz gibi buradaki turuncu çizgilerin ikisi de gitti. Şu anda dolabımız halen çalışıyor. Kronometremiz 8. saatte. Yani 1 saat da ekleyeceğiz. 9. saatte diyebiliriz. 137 watt voltajımız 10 volta düştü. Zaten bunun limiti 10 volt. Alt limiti. 222 volt halen daha volt üretiyor. 137'de bekliyor. Kapatalım arkadaşlar. Bizim için yeterli olacaktır. Benim hedefim 8'di yani 8 saat kafamla hesap yapmıştım gider diyordum. 1 saatte benim hedefimin üstüne çıktı. Yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir aküyle daha önce siz bu tarz bir deneme yaptınız mı? Yaptıysanız kaç saat gitti? Bu akünün yerinde kurşun asit bir akü olsaydı muhtemelen 2-3 saat içerisinde iflas etmişti. Bu durumda hem inverterimiz hem de akümüz işe yaradı arkadaşlar. Yani ikisini de testini yaptık. Şu anda dolabımız stop yaptı. Dolap kapanır kapanmaz inverter kendisini toparladı. Tekrardan turuncu çizgi geldi ve 10 voltun üstüne çıktı. Evet, 0 gördüğünüz gibi watt. Her neyse burada kapatalım arkadaşlar. En azından söz verdiğimiz bir videoyu bu durumda çekmiş olduk. Saat şu anda gecenin 3'ü. Ondan da yavaş konuşuyorum. Bundan sonraki videoda bulaşık makinesini test edebiliriz. Tost makinesini, çamaşır makinesini vesaire mutfaktaki diğer cihazları test edeceğiz sırasıyla. İşte o videoları, geçmişte çektiğimiz videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı ve bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.